Efendim kısa bir ara demiştik. Kaldığımız yerden söyleşimizi sürdürüyoruz. Öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Sayın Hayri Ünle, başarıya ulaşmak için neler yapmalı? Özel eğitimler, özel eğitimlerin hayata katkısı nedir? Hakikaten oryantasyon eğitimlerinden, takım çalışmasından bahsettik ilk bölümde. Bunlardan biraz söz edelim. Siz de tam araya giderken diyordunuz ki, yani önce kendim ihtiyaç duydum, sonra merak duydum. Neye ihtiyacım var? Bununla ilgili eğitimleri almaya başladım. Şimdi gençlere bu ruhu aşılamaya çalışıyorsunuz, onu görüyorum. Bir örnek vereyim, siz kaldığınız yerden lütfen devam edin. Şimdi ben mesela askeriyede bir il jandarma komutanının haberciliğini yaptım. Bir briefingi var, notlar hazırlanmış. Resmiyette bir dil vardır, onu geçmeniz pek mümkün değildir, dirli biter falan cümleler. Dedi ki bana, bu briefingdeki konuşmamın metnine bir göz atar mısın? Emredersiniz komutanım dedim. Ve ne istediğini sordum. Dedi ki ya biz çok resmi bir dil kullanıyoruz. Bu da anlamakta güçlük çekiyor insanlar. Yani burada bizim bu mecburiyetimizin dışına çıkmayacak, daha anlaşılır hale getirebilecek, fazlalıklar varsa onları atabilecek bir hale getirir misiniz? Sorumlu assubayla bu konuda çalışır mısınız? Dedi. Emredersiniz dedim ve çalıştık. Sonra düzenlenmiş metne tekrar kendisi göz attı. Bunu niye anlattım? Bunu şunun için anlattım. Bulunduğu makam itibariyle de olsa bir insanın yeniliğe açık olması, fikirlere açık olması, ne zaman, nerede, ne kazanacağınızı bilemezsiniz. Size hayatta artı bir puan sağlar. Bu çok önemli bence diye düşünüyorum. Yanılıyor mu? Hayır. Yani işte bakış açımız aslında bu konuda değişmeli. Hatta bu konuda Ahmet Şerif İzgören'in Fatih Sultan Mehmet'le ilgili güzel bir şey var. Tarih hocasına da sormuş, ortaokuldayken sormuştum diyor. İşte bu gemileri karadan yürütme meselesinde işte Fatih Sultan Mehmet akıl etti. İşte gemiler karadan yürütüldü ve kazanıldı. İstanbul fethedildi. O da kalkmış demiş ki ya hocam bir tek o mu düşünmüş bunu? Şimdi aslında baktığınız zaman mümkün değil. Yani Fatih Sultan Mehmet tek başına bunu düşünemez. Orada binlerce insanlar var. Biz belki bir tek Ulubat'la sana tanıyoruz ama evet, orada çok zeki, yıllardır savaşmış, savaş stratejisini bilen, onların aslında eğitimlerini de almışlar. Çocukluktan beri eğitim alarak da geliyorlar. Ve Osmanlı'da öyle bir sistem var ki siz Yeniçeri olarak girip Genelkurmay Başkanı olarak da bugünkü tabirle çıkabilirsiniz. Evet. Aslında böyle bir sistemin de oluşması lazım. Aslında bizim bu resmi eğitim buna da engel oluyor. Askeriye son yıllarda bununla ilgili yönetmeliğini değiştirdi. Onu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Yani en düşük mertebeden en üst mertebeye gerek üstün başarı ödülleriyle gerekse kıdemle ulaşabiliyorsunuz artık. Eskiden gidebildiğiniz nokta belliydi. Yani en son hedefiniz belliydi. Ondan ötesine gidemiyordunuz. O psikolojiyle iş yapıyordunuz. Buyurun. Yani o çok önemli. Biraz önceki söylediğim şey, yani ben şunu her zaman söyledim. Dünyanın en öğretici gücü, en güçlü öğretici gücü bir şeyin eksikliğini hissetmektir. Eğer onun eksikliğini hissediyorsanız o sizi motive eder o konuda öğrenmeyle ilgili. Ve öğrendikçe, meyvesini aldıkça da burada sizi daha da motive eder. İşte biraz önce bahsettiğim gibi sunum teknikleri ve hakikaten o kadar güzel şeyler oldu ki ben sunum teknikleri eğitimini aldıktan sonra aslında şunu anlatayım. Simav'da deprem olmuştu. Evet. 19 Mayıs günüydü. 3-4 yıl oldu. Biz ondan sonra üniversite olarak incelemeye gittik oradaki binaları. Orta sahalı binalara karar verememişler. Yıkalım mı, güçlendirelim mi? Ama ne zaman gittik? 19 Mayıs, biz Ağustos ayına doğru gittik. 3-4 ay geçmiş. İnsanlar hala evlerine girememişler. Evlerinde ne olacağı belli değil. Böyle bir ortamda. Bizi belediye başkanı da çağırdı. Ya üniversiteden hocalar geldi, binalarınızı inceleyecek. Şimdi biz bir hocamızla beraber gittik. 300-400 tane evini inceleyeceğimiz insan var salonda. Bizim hocamız anlatıyor işte şunları yapacağız. Tabii vatandaş elini kaldırıyor, soruyor ki ya diyor siz bizim eve diyor yıkım kararı verirseniz ne olacak şimdi diyor. İşte şu kadar ileriki bir mesafede Tokyo evi yapacakmış. Ona da 50 bin lira para isteyecekmiş. Ben bunu veremem. Şunu yapamam, bunu yapamam. Ya hocam diyor ki ya biz binayı inceleyeceğiz. Yani bizim bu konuda ne bakanlar kurulu bir yetkimiz var. Peki diyor siz binayı güçlendirilebilir derseniz ne olacak? 12 bin lira yetmez buranın güçlenmesine. O dönemde 12 bin lira veriliyordu. Ya şu olurdu bu olur. Olay gerginlik noktasına aşaması geldi. Artık şey olacak. Ben hatta
Ahmet Şerif İzgören hocama da şeyi söylemiştim. Hocam dedim, sizin sayenizde dayak yemekten kurtulduk. Evet. Nasıl oldu falan dedi, yazar mısın? Şimdi ben hocama şunu diyeceğim. Yani hocam bir müsaade eder misin bana diye. Hatta şöyle oldu. Sonra ben aldım sözü. Başladım konuşmaya. Ve sonra olay biraz daha düzgünleşti ve konuşmayı bitirdik. 2-3 ya da 2 ya da 3 gün sonra hatırlıyorum salonda sol tarafında bayan böyle öğretmen emeklisi gibi böyle biraz bilgili şeyli olduğu belli olan birisi orada duruyordu. Evini inceliyoruz. Böyle bodrum kat hafif de karanlık beni gördü. Ben giriyorum, arkadaşlar önce girmişti. Sen yok musun sen dedi bana. Ne oldu dedim ben. Dedin çıktın orada dedi, bir şey söyledin dedi. Bütün gerginliği bitirdin de orada kavga çıkacaktı falan dedi. Peki ne demiştim? Yani Ahmet Şerif İzgören diyor ki bir topluluğa çıktığınız zaman direkt konuya girmeyin. Direkt konuya dalmayın. Mümkünse o insanlarla ortak bir konu bulmaya, ortak bir tarafınızı bulmaya çalışın. Bu şey için değil, onları kandırma amacıyla değil. Ama onların sizi daha iyi dinleyebilmesi, sizi daha iyi anlayabilmesiyle ilgili. Yoksa mesela hoca olarak da gitseniz bir yere, ah geldi yani hoca bize ne anlatacak? Ustalar bile bunu bu gözle bakıyorlar. Ama ya sizinle biz aynı taraftayız. Biz kaliteli olması için uğraşıyoruz. Daha güzel yapmanız için, sizin daha iyi ortamlarda çalışmanız için geldik gibi bir şey oluşturabilirseniz o zaman daha anlayışlı oluyor. İnsanların geneli bir de akıl almaktan hoşlanmıyor. Yani, ki biz bugün söyleşi yapıyoruz, onu da belirteyim. Evet, buyurun. Bu şeyi sonrasında ben çıktım dedim ki hakikaten de doğruydu. Kütahya, benim amcam Kütahya'da çalıştı ve ben o ilkokul yıllarımda epey Kütahya'ya gittim geldim. Amcamı da çok severdim. Onların evinde kalırdım. Karda oynadım. Baharda oynadık. Şunu yaptık, bunu yaptık. Dedim, ben dedim sizin çok ekmeğinizi yedim. Çok suyunuzu içtim. Binaları incelerken kendi evimi inceliyormuş gibi, amcamın evini inceliyormuş gibi rapor yazacağım. Rapor yazarken de kendi evimi ve amcamın evimi rapor yazıyormuş gibi yazacağım. Ondan sonra başladık biz bir incelemeyi nasıl yaparız? İşte bu incelemenin önemi nedir? Nasıl yapılır? Falana filana geldik. Yani bunlar aslında çok basit şeyler. Yani bunları tekrar şeyi söylüyorum. Yani bunları insanları kandırmak amacıyla, insanları böyle kendi fikrinizi empoze etmek amacıyla değil. Ama siz doğru insan olduğunuza inanıyorsanız, doğru şeyler yaptığınıza inanıyorsanız, hani İsmet İnönü'nün bir sözü vardır. Bu memlekette namussuzlar kadar namussuzlar da cesur olmadığı müddetçe bir yerlere gelemezsiniz. Ya da bu ülkede namussuzlar da namussuzlar kadar cesaretli olmalı. Yani bu ülkede işini doğru yapmayan, insanları kandıran, rüşvet alan, şunu yapan, bunu yapan insanlar varsa onların yerine siz olmak istiyorsanız o zaman doğru şeyi yapmanız lazım. Doğru şekilde yapabilmeniz. Cesur davranmanız lazım. Cesur olması lazım. Evet. İşte biraz önce dedim ya Microsoft 28 gün diyor. Japonya'da üst düzey yöneticilerden yıllık 12 gün eğitim istiyorlar. Üst düzey yöneticilerin altını çizerek söylüyorum. Avrupa'ya gittiğinizde yöneticilik seviyeniz arttıkça almanız gereken eğitim gün sayısı artıyor. Ama şimdi bizim ülkeye bakın. Şimdi yönetici olmuş pozisyonda genellikle böyle eğitimlere şey derler. Ya siz gençleri eğitin, bizim gitmemize gerek yok. Ama bu eğitim bitmez. Niye çok önemli? Biraz önce şeyi söylediniz ya. Yani ya ben işte eğitim aldırırsam ekibe, bildiklerimi öğretirsem, ya ekip iki gün sonra benim yerime geçer, beni dışarı koyarlar. Hatta öyle yöneticilerimiz var ki, hani biraz önce dediniz ya inisiyatif alma. İnisiyatifi öyle kendilerinde topluyorlar ki o adam olmadan o işin olması mümkün değil. O hale getiriyorlar. Bunu şey olarak görüyorlar. Yani o makamda benim olabilmem için, kalabilmem için şart. Çünkü eğer birileri benim yaptığım işi yaparsa benim yerime onu gönderebilir. Dolayısıyla işi de öğretmiyor kimseye. Ama yine Şerif Hocam'ın güzel bir sözü vardır. Diyor ki eğer yükselmek istiyorsanız bildiğiniz her şeyi ekibe öğretin. Eğer yeri doldurulamaz birisiyseniz hiçbir zaman yükselemezsiniz. Çünkü sizi alıp başka bir yere koymak istediklerinde ya bu taraf göçecek. O yüzden orayı biz hiç ellemeyelim. O adam orada bir de bu tarafı kalsın. Bir de şu var bakın. Yani eğer bildiğinizi ekibe öğretiyorsanız ve eğitmeye destek veriyorsanız tabii bu arada kendinizi de eğitmeniz lazım. Şimdi siz diyelim ki
bilgi olarak belli bir seviyedesiniz. Hı-hı. Ekibi aldınız, oraya getirmeye çalışıyorsunuz. Ama siz bu arada yukarı çıkarsanız hiçbir problem yok. Evet. Hiç kimse sizi alıp başka yere koymaz. Hı-hı. Yani dolayısıyla aslında burada ekibin verimliliği, takımın verimliliği, her şey artar. Ama bilgi paylaşmakta cimriyiz. Yani toplumun geneli böyle. O da aslında bence yani az bildiğimizden kaynaklı. Yani birkaç şey biliyoruz, onu da vermek istemiyoruz. Aynen öyle. Yani şimdi öğrendikçe, yükseldikçe belli bir yerlere gelebilmeniz lazım ve bir hani şunu da kabul etmeniz lazım. Her şey zaman istiyor. Her şey bir süreç istiyor. Dolayısıyla hani bir yere geldiğiniz zaman orada da o sistemin oturması. Hani dediniz ya bizim bir sistemimiz var. Hı hı. Eğer kötü bir sistem varsa, eğer o sistemi değiştirmiyorsanız her zaman sistem kazanıyor. Ne kadar iyi insan gelirse gelsin, iyi niyetli insan gelirse gelsin, eğer sistemi ve sistemdeki ekibi değiştirmeye çalışmıyorsanız, yani burada ekibi değiştirmekten kastım şu değil, yani birilerini at birilerini yerine koy değil, bizim ülkede genelde o yapılır. Değişimden kastımız odur. Yeni bir yönetim gelir, eskileri atar, yenilerini getirir ama sistem hiç değişmez. Sistem rüşvet sistemi ise rüşvet sistemi devam eder, çalışmaması çalışmama devam eder. Ve şu da çok önemlidir bakın, yani genelde hani bu türlü konuşmaları ben dinlemeye çalışıyorum, eğitimlerde almaya çalışıyorum. Genelde şu CEO'ları konuşturdukları zaman şunu derler: başarıyı yakalamak için değişimi yakalamak şart. Yani değişim yakalamanız lazım. Bir de aralarına stratejik, majör, minör lafları duydum. Oranın adamı hakikaten çok şey biliyor falan diye dinlersiniz. Ama asıl değildir. Siz değişimle uğraşmazsınız aslında. Eğer siz doğru şeyleri yapıyorsanız, biraz sonra vaktimiz olur da üzerine durabilirsek, iletişimleri iyi kurarsanız, ekip iyi bir şekilde idare edilmeye başlarsa değişim kendiliğinden gelir. Hı hı. Yani en önemli şeylerden birisi o iletişimdir. O biraz önce hani sizin... Ya da sistemi korumaya çalışır. Orada efor, patinaj yaparsınız, boşa efor sarf edersiniz. Ama o olur yani. O zaman da hiç söylenmeyeceğiz, hiç sızlanmayacağız. Evet, o... Yani... yine daha önce de çok örneğini vermişimdir. Elimizdekinde yetinmesini bileceğiz yani orada. Neyse orası şikayetçi olmayacağız. Ama bu da rahatsız eder. Bakın evet. Gene bir söz vardır, ben onu da çok severim. Dünyanın diyor en acı veren şeyi bir şeyin nasıl yapılacağını bilip de nasıl yapılmadığını seyretmektir. Yani ya bu böyle olamaz diyorsunuz. Ya böyle yönetim olmaz, böyle idare olmaz, böyle bir ekip olmaz diyorsunuz. Bu iş böyle yapılmaz. Böyle yapılmaz diyorsunuz. Avrupa'da örneklerinden, dünyada örneklerinden bahsediyorsunuz. Ama değiştiremiyorsunuz. Herkes muzdarip, herkes söyleniyor. Ha o zaman burada bir şeyleri değiştirmeye çalışmak lazım. Evet, bu noktada gelinen tabii en önemli unsurlardan bir tanesi lider ya da yönetici vasfı ya da onun işlerlik kazanması. Yani bir engel olması değil, katkı koyan bir isim halinde gelmesi. Liderlik, yöneticilik aynı şeyler. Vallahi, çok az bir vaktimiz kaldı bu arada. Reji onu işaret ediyor, onu da hatırlatayım. Valla aslında konu orası, ben hala kafamda çözebilmiş değilim. Onu da zaman zaman arkadaşlarıma da soruyorum. Yani şimdi bazı şeyleri biz eğitimleri vesaireleri yurt dışından alıyoruz bu konuda. Aslında Mevlana'yı da açsanız baksanız benzer şeyleri görüyorsunuz. Ahi evranlarda ahilik aslında bir yöneticilik stratejisi vardır orada. Şu andaki şey ne? Yurt dışında buna leader diyorlar. Leading'den geliyor. Yani öncü olma, yol gösterme ve bunu anlatırken onların kelime anlamı şey yapar. Bizdeki liderden kastımız şey şu. İşte bir parti liderini alıyoruz ya da ülke liderini düşünüyoruz. Böyle çok güçlü, işte yumruğunu masaya vurdu mu ses getiren, çok güçlü ve arkasına saklanılabilecek birisi. Ama aslında bu değil. Adamların bakış açısı şey şu. Diyorlar ki en dünyada en içe dönük kişi bile yılda hayatı boyunca 10 bin kişiyi etkiliyor. Biz her gün günde 3-4 kişiyi etkilemeye çalışıyoruz. Konuşmalarımızla işte bu öyle değildi, böyleydi vesaireydi. Dolayısıyla aslında leading denir. Yani öncü olma, önderlik yapma, tam kelimeyi de karşılayamıyorum aslında. Yani Türkçe'de de tam bir kelime bulmuş değilim buna. Aslında şey böyle insanları etkileme sanatı. Ama bu etkilemeyi de farklı görüyorsun. Hani beyin yıkama falan gibi değil. Ya insanları mesela kamuda ne rahatsızlığımız var? Biz verimsizlik varsa, insanlarda bir isteksizlik varsa, çalışılmıyorsa bunları insanları bir şekilde etkileyerek, doğru işler yaptırtarak belli noktalara getirebilme. Burada emirle yapamazsınız, emrederek yapamazsınız. Burada hemen kısaca şeyi anlatayım. Yani bu konuda kitapları yazan John Maxwell'ın
yöneticiliğin 5 düzeyi, liderliğin 5 düzeyi olarak anlattığı 5 düzeyi var. Kısaca onu söyleyeyim. Mesela birinci düzey diyor makamdır diyor. Burayı, bunu diyor size verirler. Yani bir yerde bir ekip lideri olursunuz, müdür olursunuz, genel müdür olursunuz. Burada ne önemlidir? Sizin geçmişteki o devletten aldığınız belki eğitim ve oluşturduğunuz diplomalarınız önemlidir. Bunu diyor size verirler. Sonrasında ya orada kalırsınız, o aşama nedir? Çalışanlarınız sizi zorunda oldukları için dinlerler emirlerinizi. Yani emredersiniz, zorunlu olduğu için olduğu kadarını yaparlar. Ama diyor sizin bu noktada kalmamanız lazım, bir üst seviyeye çıkmanız lazım. Bir üst seviyeye çıkabilmeniz için ilişkilerinizin iyi olması gerekiyor. Yani onlara değer verdiğinizi hissettirmeniz lazım. Yani onlarla beraber çalışmak istediğinizi gösterebilmeniz lazım. İşte yani bunları da aslında böyle başarılı olmuş şirketlere, kurumlara, liderlere baktığınız zaman mesela İzmir'de, Denizli'de vesairede baktıyorsunuz. Mesela bir işçi şunu anlatıyor. Sahipleri var. Çok büyük de bir holdingin sahibi. Ben diyor elimde kolilerle asansöre giriyordum. Patronu görünce kenara çekildim. Hayır dedi patron, sen gireceksin dedi yönetici. Senin yükün var. Senin yükün var. Sen burada çalışıyorsun dedi. Evet. Şimdi bu kadarcık değer verme bile insanları hakikaten motive ediyor. Hı hı. Ve hakikaten insanların değerli olduğunu, herkes bir insan. Yani ben ne onlardan yüksek biriyim, ne alçak birisiyim. Dolayısıyla herkesle değer verebilme, yani mesainin dışında gerekiyorsa oturup çay içebilme, sohbet edebilme, mesai içinde de yani insanlara işte orada gönül kapısını açabilme. Evet. Yine bu konunun anlatıldığı bir yerde. Son bir dakika hocam bu arada. Eyvah. Onu da belirteyim. Eyvah. Evet. Eyvah. O zaman hızlıca şeyi söyleyeyim. Buyurun. İlişkilerinizin iyi olması lazım. O zaman insanlar sizinle beraber istedikleri için çalışırlar. Hı hı. Tabii bu yeterli değil. Hı hı. Artık bundan sonra üretmeniz lazım. Hı hı. İşte üretebilmeniz için de o konudaki yetkinliğinizin artması lazım. Fikir üretme bazında olabilir, iş üretme anlamında olabilir. Sizin hakikaten orası için bir fikir, bir şeyler üretebilmeniz lazım. Hı hı. Ve insanlar bu üretimi görmeleri gerekiyor. Makam sahibi olmak farklı, yetki sahibi olmak, yetkin olmak, etkili olmak o farklı bir şey. Bunlar evet. için aslında üzerine durabiliriz. Yani bu işte özgüven diye bahsediyorlar. Özgüven nasıl olur? Üretim nasıl olur? Yani orada hakikaten sürekli bir eğitim, öğrenme şeyi var. Sonrasında bu da değil. Yani tamam firma için üretebilirsiniz, kurum için üretebilirsiniz. Peki ekip için ne üretiyorsunuz? Yani ekibin gelişmesi için bir şeyler yapıyor musunuz? Ekibe bir şeyler verebiliyor musunuz? Eğer onlara da bir şey katabilirseniz, onlar da sizinle beraber yükselmeye başlarlarsa işte o zaman dördüncü seviyeye kadar geliyorsunuz ve o dördüncü seviyeden sonra insanlar sizi alıp en üst noktaya, zirveye çıkartıyorlar ve ondan sonra sizi sorgulamıyorlar. Aslında bizim yöneticilerimiz hep bunu isterler. Ya ben sorgulanmayayım, ben dediğim yapılsın. İnsanlar bunu yapar ama geçmişinden güvenmesi lazım size. Ha bu konuda Ömer Bey bu böyle yapıyorsa doğrudur, ben bunu hiç soruşturmam. Tabii orada geçmiş belki 3 yıl, 5 yıl, 10 yıllık bir süreç olması gerekiyor. Güven, iş bilmek. Evet, yani o güven etkinlik. Çok çok önemli. O noktaya gelmesi lazım. Belki başka bir gün bunları da konuşuruz. Peki. Özetle şunu söyleyeyim. Yani bizim devletin aldığı resmi eğitimin dışında çok ciddi eğitim almamız gerekiyor. Kendimizi yetiştirme anlamında. Hani Einstein şunu söylüyor, son olarak şunu söyleyeyim. O bugünkü interneti de görmedi ama diyor ki Amerika'da bilmem kaç bin dolara aldığınız bir eğitimi 5 liralık, 5 dolarlık bir kütüphane kartıyla alabilirsiniz. Yani bir kütüphaneye gidersiniz, oradan okuyabilirsiniz. Şu benim anlattıklarımı internetten bile toparlayabilirsiniz. Tabii kendinize ait olan, düzgün olanı yapmanız lazım, yapmamız lazım. Ve bu sürecin uzun bir süreç olduğunu ve bitmeyen bir süreç olduğunu bilmemiz lazım. İşte o zaman başarı kendiliğinden arka arkaya gelmeye başlar. Peki, teşekkür ediyorum. Efendim sohbetimizin de sonuna geldik. Bir başka konuyla yine karşınızda oluncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.